şeytandan Allah'a sığınırız. Onlar, siz ikiniz bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çevirmek ve yeryüzünde büyüklük sizin olsun diye mi bize geldiniz? Biz sizin ikinize inanacak değiliz dediler. Atalarının, evet. Oktar, tamam anlat. Allah Allah. Tam hocam peygamberlerin ikiniz diyerek kastettikleri peygamberlerin getirdiği dini beğenmiyorlar. Ve atalarından öğrendikleri uydurma, evet. Hatta Allah ataları bir şey bilmiyor idiyse de mi diyor başka bir ayette. O dini, o batıl dini tercih ediyorlar. Sizin anlattıklarınız da bu şekildeydi hocam inşallah. Hurafelerle dolu bağlanız bir din anlayışı getirdiklerini söylemiştiniz. Münafıkların özellikleri, bütün münafıklar fahişe karakterlidir. Evet. Yani hepsi fahişedir. Evet inşallah hocam. Fahşa, yani fahiş kökenli, yani pislik yapan, rezillik yapan anlamıdır. Evet. Alayı fahişedir. Evet. Yaptıkları her harekette fuhuştur onlar. Evet. Yani fahşa da bunlar fuhuştur. Kendini satması, gidip Müslümanların yanından ayrılıp çıkar için, değil mi? Evet. Para için kendini satması, evet, fahşadır, fuhuştur. Evet. Gidip Müslümanları ihbar etmesi fahşa ve fuhuştur. Evet. Çıkar için yapıyor, evet. Çünkü. Müslümanların dağılmasını istemesi fahşa ve fuhuştur. Evet. Yani fahşa sadece bir, mesela bir kadının kendini gayrimeşru satması değildir. Bunlar ömür boyu kendini satıyorlar. Evet hocam. Evet. Ömür boyu satıyor. İnşallah hocam. Değil mi? Yani o ayrı bir günahtır ama bunların günahı çok çok daha yoğun. Evet. Yani önü ucu bucağı yoktur. Evet. Onun için Tevrat'ta da bunlara fahişe diye hitap edilir. Evet hocam. Tevrat'ta da öyle geçer. Ey fahişeler diye hitap eder münafıklardan. Evet. İnşallah. Yani fuhuş ehlidir hepsi. Evet. Yani bunlar fuhuş kokar ağızlara. Yüzleri de fuhuş kokar. Evet. Ve etrafa da akıl danelik yaparlar. Estağfurullah, evet. Ahlak dersi vermeye kalkarlar. Evet. Yani bir fahişenin ahlak dersi vermesi gibi. Evet. Kur'an'ı, İslam'ı savunmayan bir insan, İslam'ın dünyaya hakimiyetini istemeyen bir insan nedir? Bir düşünün. Evet. İttihat-ı İslam'ı istemeyen bir insan nedir? Bir düşünün. Evet. Türk-İslam birliğini istemeyen insan nedir? Bir düşünün. Cinayetlere göz yuman bir insan nedir? Bir düşünün. Evet. Genç kızlarımızın Filistin'de, Filistin hapishanelerinde, evet, İsrail'deki hapishanelerde, evet, ama özellikle Irak'ta ve Suriye'de, ya daha önce şey, evet, zamanında, bu Abi Süfyan zamanında, evet, Saddam zamanında ve şu an, evet, Irak hapishanelerinde çektikleri zulüm ve onlara acı çektirenler ne oluyorlar? Onların hükmünü bir düşünün. Evet hocam, inşallah. Değil mi? Hali hazırda mesela Amerikan askerleri Irak'ta da Afganistan'da da dindar hanımların ırzına geçiyorlar. Evet. Bunu teşvik edip bunu durdurabilecekken ön ayak olup bunu uygulatanların hükmü nedir? Evet hocam. Ne denir buna Türkçe'de? Yani Müslüman hanımları Amerikalı askerlere teslim edenlere ne denir? Adına ne denir? Evet. Yani şimdi benim terbiyem müsait değil mi? Burada söylemiyorum. Estağfurullah. İşte evet, odur anlamı. Yani engel olmayanların anlamı odur. İnşallah hocam. Yani içinde ruhunda buna bir isyan duymayan, buna karşı mücadele etmeye gerek duymayan, mücadeleden durdurmaya çalışanların hükmü odur. Evet hocam. Anlaşıldı mı? Ya kardeşim, YouTube'a sürekli bu çakallar koyuyor bu resimleri. Sürekli kaldırttırıyoruz. Maşallah. Mütesettir kızlar, genç kızlar falan. Zorla böyle çekiştirerek falan. Evet. Pis kahkahalar atarak, sırıtarak falan adamlar. Değil mi? Evet. İttihat-ı İslam'ı istemiyorum ne demektir? Bu sistem devam etsin anlamına gelmiyor mu? Geliyor hocam. Ya ikinci bir anlam varsa bana söylesinler, ben anlamıyorum başka türlü. Estağfurullah, yok hocam. Benim anladığım bu anlamı bu. Evet. Değil mi? Evet. Dünyadaki zulme seyirci olan münafıklar bu sistemin gelişmesini istemiyorlar. Türk-İslam birliğini istemiyorlar. İttihat-ı İslam istemiyorlar.